Bu dersimizde J. Dowlander'ın ayarlar bölümünde ihtiyacımız olan ayarları nasıl yaparız bu konuyu inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle hemen üst bölümdeki ayarlar bölümüne gelmeniz yeterli olacaktır. Bu bölümde gördüğünüz gibi programla ilgili birçok işlemi yapmanız mümkün olacaktır. Hemen genel sekmesine geldikten sonra güncelleme bölümüne gelelim. Güncelleme bölümü içerisinde önemli güncellemeleri sizi uyarmadan yapmasını istiyorsanız hemen bu bölümü işaretlemeniz yeterli olacaktır. Eğer web üzerinden güncelleme işlemini, web güncellemesini yapmaya çalıştığında size sormadan otomatik olarak başlamasını istiyorsanız da ikinci seçeneği işaretlemeniz yeterli olacaktır. Eğer programa güveniyorsanız ki program herhangi bir sıkıntı vermeden kullanabileceğiniz bir program. Bunun dışında bu işaretleri yaparak size tekrar tekrar soru sormamasını sağlayabilirsiniz ama bence genel kural ne yapmak istediğini size mutlaka haber vererek yapması doğru bir davranış olacaktır. Bu sebeple bu seçenekleri kaldırmak doğru olacaktır. Güncellemeden sonra değişikleri göster işaretini de kaldırabilirsiniz veya bu şekilde kalabilir. Eğer Firefox kullanıyorsanız FlashCode eklentisini yükleme işlemini yapabilirsiniz ki Firefox içerisinden tüm Dowlander programlarını JDowlander üzerinden yüklemesini sağlamanız mümkün olacaktır. Hemen indirme ve bağlantılar bölümüne geldiğimizde öncelikle indirme dizini yani standart olarak kullanıcının içerisindeki mevcut hesabınızın içerisindeki Dowlander klasörüne download edecek. Eğer bu klasörü değiştirmek isterseniz seç bölümünü kullanarak farklı bir klasör gösterebilirsiniz. Bu gösterme işleminden sonra hangi klasörü göstermişseniz o klasör içerisine sürekli olarak download yapacaktır. Eğer download edilen dosyanın alt klasör olarak yaratılmasını ve bunun içerisine kaydedilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretlemeniz yeterli olacaktır. Burada indirme ayarları bölümü içerisinde her barındırıcı başına aynı anda maksimum indirme sayısı eğer 0 olarak işaretlerseniz limitsiz indirme sayısını kullanacağını görebilirsiniz. Örneğin birkaç dosya indiriyorsunuz. Örneğin 5 tane dosya indiriyorsunuz. Bunların aynı 3 tanesi aynı serverdan yani aynı barındırılan yerden indirildiğinde siz eğer 2 olarak limiti yazarsanız 3. dosya sıraya alınacak. Yani bu dosya sayısıyla ilgili değil, dosyaların geldiği serverla ilgili bir limitleme. O yüzden bunu 0 olarak bulundurabilirsiniz veya sizin isteğinize göre de değiştirebilirsiniz. Biten indirmelerin kaldırılmasını, listeden kaldırılmasını, burada silinmesinden bahsedilmiyor. Sadece mevcut listeden indirildiği andan itibaren kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Hiçbir zaman olarak işaretlenmiş listeden kaldırılması demek direkt klasörden hangi dosyaların indiğini görmeniz anlamına gelir. Eğer yoğun bir şekilde download işlemi yapıyorsanız bitenleri listede görüp sizin manuel olarak kaldırmanız daha rahat kullanımı sağlayacaktır. O yüzden listeden kaldırmamasını sağlamanız doğru bir davranış olabilir. Tabii bu da sizin tercihinize kalmış bir durum. Eğer zaten indirilmiş bir dosyayı tekrar indirmeye çalışıyorsanız farkına varmadan bunun linkini atlaması gerektiğini bu bölümden söyleyebilirsiniz. Aynı dosyayı defalarca download etmenizi gerektiren bir durum yok. Program sizin adınıza bu işlemi rahatlıkla kontrol edebilir. JDowlander'ı açtığınız andan itibaren indirmelerin hemen olarak başlamasını isterseniz bu bölümü işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bilgisayarınızda download işlemini yaparken JDowlander internet kısmını yani internet bağlantınızı ciddi anlamda sömüreceğini ki asıl amacının bu olması sebebiyle bütün hattınızı kullanabilme yetisinin olduğunu unutmamanız gerekir. Bu sebeple eğer siz de download yapılırken siz de interneti kullanmak istediğinizde hızınızda herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız bunu belli bir hız değeri belirleyebiliriz. Şu anda 10 kilobayt olarak saniyede 10 kilobayt download olarak ayarlanmış. Bunu ister artırabilir isterseniz de düşürebilirsiniz. Yani download hızını da rahatlıkla kontrol etmeniz mümkün olacaktır.